12. bölüm. Avcıların Olması. Ralph üstü bitkilerle örtülü bir yerde yattı, yaralarını düşündü. Sağ kaburgaların üstü iyice zedelenmişti. Mızrağın ucunun çarptığı yer şişmiş kanlı bir yaraydı. Kirli saçları bir sürüngen bitkinin ince filizleri gibi birbirine dolanmıştı. Ormanda kaçarken her bir yanı sıyrılmış, çürümüştü. Rahat nefes alıp vermeye başlayınca bu yaraları bereleri hemen yıkayamayacağını anladı. Suları sıçrata sıçrata yıkanırken yalın ayak gelenlerin adımlarını duymanın yolu var mıydı? Küçük derenin kıyısında ya da açık kumsalda nasıl güvende sayabilirdi kendini? Ralph dinledi. Kaya kaleden uzak değildi aslında ve ilk korku anında onun peşinden geldiklerini sanmıştı. Ne var ki avcılar, belki de mızraklarını bulmak için ormanın ancak kenarına kadar usulcacık gelmişler, sonra yaprakların altındaki karanlıktan ürkercesine güneşli kayalığa koşmuşlardı hemen. Hatta Ralph onlardan birini, kahverengi kara ve kırmızı çizgili birini görmüş, Bill olduğuna karar vermişti. Ama Ralph bunun gerçekte Bill olmadığını düşündü. Bu bir vahşiydi. Ve bu vahşinin kişiliği, eskiden kısa pantolon ve gömlek giyen çocuğun kişiliğiyle özdeşleşmiyordu. Öğle sonrası geçip bitti. Yuvarlak güneş lekeleri, yeşil yaprakların ve bitkilerin kahverengi liflerinin üzerinde düzenle yer değiştirdiler. Ama kaya kalenin arkasında hiç ses seda yoktu. Sonunda Ralph sürüne sürüne eğrelti otların arasından çıktı. Dar geçide giden o içine girilmez çalılıkların kenarına kadar vardı usulcacık. Görülmemek için ayrıca dikkat ederek dalların arasından durumu gözetledi. Robert'ın yalı yarın tepesinde oturmuş nöbet tuttuğunu gördü. Robert'ın sol elinde bir mızrak vardı. Sağ eliyle bir küçük taşı havaya atıp tutuyordu. Robert'ın arkasında kalın bir duman sütunu yükseliyordu. Ralph'in burun delikleri açıldı, ağzı sulandı. Elinin tersiyle burnunu ve ağzını sildi. Sabahtan beri ilk kez karnı acıktı. Herhalde kabile bağırsakları çıkartılan domuzun çevresinde toplanmış, kızaran domuzdan sızan yağların küllere damlayıp nasıl yandığını seyrediyordu. Herhalde olanca dikkatleriyle bu işe vermişlerdi kendilerini. Tanımadığı başka biri Robert'ın yanına gelip ona bir şey uzattı, sonra döndü, kayanın arkasına gitti. Robert mızrağını yanındaki kayaya dayadı, iki elini birden kaldırıp bir şeyler kemirmeye başladı. Demek ki şölen başlamıştı. Nöbetçinin payı da verilmişti. Ralph şimdi güvende olduğunu anladı. Topallaya topallaya meyve ağaçlarının arasından geçti. Hem bu zavallı meyveleri yemek istiyor, hem de şöleni düşündükçe acı çekiyordu. Onlar yarın da şölen yapacaklardı, öbür günde. Kendi kendini kandırmak için boşuna uğraştı. Belki onu rahat bırakırlardı. Onu yasa dışı yaşayan biri sayarlardı belki. Ama sonra mantıkla ilgisi olmayan o uğursuz düşünce ağır bastı. Büyük şeytan minaresinin kırılışı, domuzcukla Simon'ın ölümü bir sis gibi sarmıştı adayı. Bu yüzü boyalı vahşiler daha ileri gideceklerdi. Durmadan daha ileri gideceklerdi. Kendisiyle Jack arasındaki o ne olduğu bilinmez bağı da hesaba katmalıydı. Bu bağ yüzünden Jack onu hiçbir zaman kendi haline bırakmayacaktı. Hiçbir zaman. Ralph üstünde benek benek güneş ışınları eliyle kaldırdığı bir dalın altından geçerken durdu. Tüm bedeni müthiş bir korkuyla sarsıldı, yüksek sesle bağırdı. Hayır, onlar bu kadar kötü olamaz, bir kazaydı bu. Dalın altından geçti, beceriksizce koştu, sonra durup dinlendi. Küçüklerden ikisini gördü. Ne halde olduğunu bilmediği için ona bakan küçüklerin çığlıklar atıp kaçmalarına şaştı. Sonra kumsala gitti. Şimdi güneş ışınları yıkılan barınağın yanındaki Hindistan cevizi ağaçlarına yandan vuruyordu. İskele biçimindeki büyük kaya oradaydı. Yüzme havuzu oradaydı. Yüreğindeki kurşun gibi ağır duyguyu bir yana itmesi, kabilenin sağ duyusuna, gündüzün aklı başında davranacaklarına güvenmesiydi en doğrusu. Artık kabilenin karnı doymuştu. Ralph'in yeniden denemesi gerekiyordu. Hem bütün gece burada, ıssız büyük kayanın yanında, boş bir barınakta kalamazdı. Ralph'in tüyleri diken diken oldu. Akşam güneşinde ürperdi. Ateş yoktu, duman yoktu, kurtuluş yoktu. Ralph sırtını kumsala dönüp topallaya topallaya ormana daldı. Jack'in yerine doğru yürüdü. Ufukta alçalan güneş ışınları, dalların arasına savrulan ince değnekler gibi yok oldu.
Sonunda Ralph ormanda bir açıklığa vardı. Burada kayalar bitkilerin büyümesini engellemişti. Şimdi gölgelerle dolu bir havuz gibiydi burası. Ralph açıklığın ortasına dikilmiş bir şey görünce fırlayıp bir ağacın arkasına saklanacaktı az kalsın. Ama bu beyaz yüzün bir kemik parçası olduğunu, domuzun kafasının bir değneğin üstünden ona sırıttığını gördü. Ralph açıklığın ortasına kadar yürüdü ağır ağır. Gözlerini kafatasına dikti. Büyük şeytan minaresi nasıl bembeyaz ışıldıyorsa bu kafatası da öyle bembeyazdı. Öylesine ışıldıyordu. Ve sanki duygusuzca Ralph'le alay ediyordu. Meraklı bir karınca göz çukurlarının birinde bir şeyler yapıyordu. Bu karınca bir yana kafatası cansızdı. Canlı mıydı yoksa? Ralph'in sırtı küçük ürpermelerle iğnelendi. Yüzünü kafatasıyla aşağı yukarı aynı hizaya getirip orada durdu. İki eliyle birden saçlarını kaldırdı. Domuzun dişleri sırıtıyordu. Boş göz çukurları güçlü bir bakışla, hiç zorlanmadan Ralph'in gözlerine dikiliyordu sanki. Neydi bu? Kafatası tüm soruların yanıtlarını bilen ama bunları söylemeyen bir varlık gibi Ralph'e bakıyordu. Ralph midesini bulandıran bir korku ve öfkeye kapıldı. Olanca hırsıyla karşısındaki iğrenç şeye bir yumruk attı. Değneğin üstündeki kafatası bir oyuncak gibi arkaya eğildi, sonra hala sırıtarak Ralph'in önüne dikildi gene. Ralph tiksinti ve kinle bağırdı. Üst üste yumruk savurdu. Bir de baktı ki parmaklarının sıyrılan oynak yerlerini yalamakta, değneğin üstünde bir şey kalmamış, iki parçaya bölünen kafatasının sırıtması da ikiye bölünmüş ve bu sırıtma şimdi 6 adım ötesinde yerde duruyor. Ralph hala titreyen değneği saplandığı kaya çatlağından çekip kopardı. Savunabilmek için onu bir mızrak gibi kendisiyle beyaz kemik parçaları arasında tuttu. Sonra gökyüzüne sırıtan kafatasından yüzünü çevirmeden geri geri gitti. Ufukta yeşil parıltı kaybolup karanlık iyice basınca Ralph Kaya Kale'nin önündeki çalılıkları geri döndü yeniden. Bitkiler arasından usulcacık baktı. Tepede birinin nöbet tuttuğunu, kim olduğunu bilmediği bu nöbetçinin mızrağı elinde hazır olduğunu gördü. Ralph gölgeler arasında diz çöktü. Yalnızlığı hissetti acılar içinde. Gerçi onlar vahşiydiler. Vahşi oldukları doğruydu. Ama insandılar ne de olsa ve derin gecenin korkuları pusu kurmuş saldırıya geçmek üzereydi. Ralph hafif hafif inledi. Neden yorgun olursa olsun kendini koyverip bir kuyuya düşercesine uykuya dalamıyor, kabileden korkuyordu. Cesaretle kaleye yürümenin, pes ediyorum demenin, hafifçe gülmenin, ötekiler arasında uyumanın yolu var mıydı acaba? Hala efendim, evet efendim diyen, kasket giyen, okula giden çocuklarmış gibi davranmanın yolu var mıydı? Gün ışığı evet diyebilirdi bu soruya. Ama karanlık ve ölümün dehşeti hayır diyordu. Ralph orada karanlıkta yatarken toplumun dışına atıldığını anladı. Aklım başımdaydı da ondan. Koluyla yanağını ovdu, tuzun, terin, bayatlamış, ekşimiş pisliğin keskin kokusunu duydu. Solunda aşağılara doğru emilircesine inerek, sonra gene kayanın üstünde kaynayarak okyanusun dalgaları solumaktaydı. Kaya kalenin arkasından sesler geldi. Ralph inip çıkan denizin sesini bir yana itip dikkatle dinleyince bildiği tempoyu duydu. Canavarı gebert, gırtlağını kes, kanını dök. Kabile dans etmekteydi. Bu kayadan duvarın arkasında bir yerlerde karanlık bir halka vardı. Parlayan bir ateş vardı, et vardı. Kabile keyifle yiyor, güven içinde olmanın tadını çıkarıyorlardı herhalde. Daha yakından gelen bir gürültüyle Ralph titredi. Vahşiler Kaya Kale'nin ta tepesine tırmanıyorlardı. Onların seslerini duyabiliyordu. Usulcacık birkaç yarda ilerledi. Kayanın üstündeki biçimin değiştiğini, büyüdüğünü gördü. Böyle kımıldayan, böyle konuşan ancak iki çocuk vardı adada. Ralph başını kollarının üstüne dayadı. Bir yaraya katlanırcasına bu yeni gerçeğe katlandı. Eriklesem kabilenin bir parçasıydı bundan böyle. Ralph'e karşı Kaya Kale'yi koruyorlardı. Onları kurtarmanın, adanın öteki ucundaki yasa dışı bir kabile kurmanın yolu yoktu. Eriklesem ötekiler gibi vahşiydiler. Domuzcuk ölmüştü ve büyük şeytan minaresi parçalanıp toz olmuştu. Sonunda nöbetçi aşağı indi. Tepede kalan iki kişi kayanın karanlık bir uzantısından başka bir şey değildi. Arkalarında bir yıldız belirdi, sonra biraz kıpırdayınca yıldız bir süre yok oldu. Ralph kayanın girintili çıkıntılı yüzeyini bir kör gibi yollayarak yavaşça yan yan ilerledi. Sağında millerce uzanan belli belirsiz sular vardı,
ve solunda huzursuz okyanus, bir maden ocağı kuyusu kadar korkunçtu. Sular her an ölüm kayasının çevresinde soluyor, sonra bir tarlayı beyaz çiçeklerle kaplarcasına yayılıyordu. Ralph kaleye girmek için kullanılan çıkıntıyı eliyle buluncaya kadar tutuna tutuna ilerledi. Nöbetçilerin tam altındaydı. Bir mızrak ucunun kayanın üstünden uzandığını gördü. Çok yavaşça seslendi. "Eriklesem." Karşılık veren olmadı. Duyabilmeleri için daha yüksek sesle konuşmak zorundaydı. O zaman da ateşin çevresinde şölen yapan, gövdeleri çizgili çizgili boyalı o düşman yaratıklar durumun farkına varacaklardı. Ralph dişini sıkıp tırmanmaya başladı. Tutunabilecek yerleri ancak el yordamıyla bulabiliyordu. Eskiden ucuna bir domuzun kafasının takılı olduğu değnek rahat rahat hareket etmesini engelliyordu. Ama biricik silahından ayrılmak da istemiyordu. Yeniden konuştuğu sırada ikizler neredeyse aynı hizaya gelmişti. "Eriklesem." Kayada biri bağırdı, telaş başladı. İkizler birbirine sarılmışlar, hızla anlaşılmaz laflar mırıldanıyorlardı. "Benim Ralph." İkizlerin koşup herkes ayaklandıracağından ödü koptuğu için başı ve omuzları kayanın üstüne dayanıncaya kadar kendini yukarıya doğru çekti. Kollarının altında, ta aşağılarda kayanın çevresindeki suların ışıldayan çiçeklerini gördü. "Benim başkası değil Ralph." İkizler öne doğru eğilip gözlerini kısarak Ralph'in yüzüne baktılar. "Sandık ki o..." "Ne olduğunu anlamadık." "Sandık ki..." Kabileye yeni ve utanç verici bağlılıkları akıllarına geldi. Eric sustu ama Sam görevini yerine getirmeye çalıştı. "Gitmelisin Ralph. Şimdi hemen git." Mızrağını salladı, vahşileşmeyi denedi. "Hadi çekil, anladın mı?" Eric başıyla onayladı, mızrağını havaya salladı. Ralph kollarıyla kayaya tutundu, gitmedi. "Sizi ikinizi görmeye geldim." Sesi boğuktu. Yaralanmayan boğazı da ağrıyordu şimdi. "Sizi ikinizi görmeye geldim." Böyle şeylerin donuk acısını sözle dile getirmenin yolu yoktu. Canlı yıldızlar her bir yana serpilip gökyüzünde oynarken Ralph sustu. Sam kıpırdadı, tedirginlik içindeydi. "Doğru söylüyorum Ralph, gitmelisin." Ralph başını kaldırıp ikizlere baktı gene. "Siz ikinizin yüzü boyalı değil. Sizler nasıl? Eğer aydınlık olsaydı böyle şeylere boyun eğdikleri için yüzleri kıpkırmızı kesilip yanardı. Ama gece karanlıktı." Eric söze başladı. Sonra ikizler iki sesli bir müzik parçası gibi konuştular. "Gitmen gerek çünkü başın belaya girer. Bizi zorladılar. Canımızı yaktılar." "Kim, Jack mi?" "Yo, hayır." İkizler Ralph'e doğru eğildiler. Daha alçak sesle konuştular. "Git Ralph. Bu bir kabile. Bizi zorladılar. Çaresiz kaldık." Ralph'in de sesi alçalmıştı. Soluk soluğa konuşuyordu. "Ben ne yaptım ona? Seviyordum onu ve kurtulmamızı istiyordum." Gökyüzüne yıldızlar gene serpildi. Eric candan bir hareketle başını salladı. "Dinle Ralph, aklı boş ver. Akıl kalmadı. Şefliği de boş ver. Kendi iyiliğin için gitmen gerek." "Şef ve Roger." "Evet Roger. Senden nefret ediyorlar Ralph. Seni mahvedecekler. Yarın seni avlayacaklar." "Ama neden?" "Bilmiyorum Ralph. Ama Jack, yani şef, tehlikeli olacak diyor. Biz de dikkat etmek zorundayız. Mızraklarımızı bir domuza fırlatır gibi üstüne atmak zorundayız. Bir çember kurup adaya yayılacağız. Adanın bu ucundan ilerleyeceğiz. Seni buluncaya kadar. Böyle işaret vereceğiz." Eric başını havaya kaldırdı. Açık ağzının üstüne eliyle vurarak hafifçe uludu. Sonra sinirli sinirli arkasına baktı. "Böyle, ama daha çok ses çıkararak elbette." Ralph telaşla fısıldadı. "Ama ben bir şey yapmadım. Ateşin sönmemesini istedim sadece." Yarını düşünerek bir an sustu acılar içinde. Sonra en önemli şey aklına geldi. "Sizler ne?" İlkin açıkça konuşmadı ama korku ve yalnızlık konuşmaya zorluyordu onu. "Beni bulunca ne yapacaklar?" İkizler sustu. Ralph'in altındaki ölüm kayası yeniden çiçek açtı. "Ne yapacaklar? Ah tanrım, karnım aç." Kule gibi dikilen kaya sanki sallandı Ralph'in altında. "Peki ne?" İkizler doğrudan doğruya yanıtlamadılar bu soruyu. "Artık gitmelisin Ralph. Kendi iyiliğin için. Uzak kal. Ne kadar uzak kalabilirsen o kadar uzak kal." "Benimle gelmez misiniz? Üçümüz beraber belki bir şey yapabiliriz."
Kısa bir sessizlikten sonra sen boğuluyormuş gibi konuştu. Sen Roger'ı bilmiyorsun, korkunçtur o. Şef de öyle, ikisi de. Ama Roger... Oğlanlardan ikisi de donup kaldılar. Kabileden biri yukarı doğru tırmanıyordu. Nöbet tutuyor muyuz diye bakmaya geliyorlar. Çabuk ol Ralph. Ralph dik kayadan aşağı kaymaya hazırlanırken bu buluşmanın hiç olmazsa bir tek yararı olmasını istedi. Çok yakınlarda saklanacağım diye fısıldadı. Şu aşağıdaki kayalıklarda. Oradan uzak tutun onları. Bu kadar yakınları aramak hiç akıllarına gelmez. Ayak sesleri hala biraz uzaktaydı. Sen bana bir şey olmayacak değil mi? İkizler gene sustular. Al dedi sen birdenbire. Bunu al. Aşağıya doğru bir et parçası itildi. Ralph eti kaptı. Ama ne yapacaksınız beni yakalayınca? Yukarıdan ses çıkmadı. Ralph kendi sorduğu soruyu aptalca buldu. Kayadan indi. Ne yapacaksınız? Kule gibi dikilen kayanın tepesinden anlamı anlaşılmayan bir yanıt geldi. Roger bir sopanın iki ucunda sivri yaptı. Roger bir sopanın iki ucunda sivri yaptı. Ralph buna bir anlam vermeye çalıştı ama veremedi. Öfkeye kapılıp aklına gelen küfürlerin tümünü sıraladı ardı arda. Sonra esnemeye başladı. İnsan uykusuzluğa ne kadar zaman dayanabilirdi? Bir yatak özledi, çarşaflar özledi. Ama burada beyaz olan tek şey, 40 ayak aşağıdaki kayanın çevresinde ışıldayarak ağır ağır süzülen süt gibi beyazlıktı. Domuzcuk bu kayaya düşmüştü. Domuzcuk her yerdeydi. Domuzcuk bu geçitteydi. Karanlık ve ölüm domuzcuğu korkunç yapmıştı. Ya domuzcuk kırılıp içi boşalan kafasıyla sulardan çıkıp geri dönerse? Ralph sanki küçüklerden biriymiş gibi hem sızlandı hem esnedi. Elindeki değneği bir koltuk değneği gibi kullandı. Değneğe dayanarak sendeliğe sendeliğe ilerledi. Sonra tüm gövdesi gerildi. Kaya kalenin tepesinden sesler geliyordu. Erik'le Sam birbiriyle tartışıyorlardı. Ama uzun otlar hemen oradaydı. Şimdi oraya gizlenecekti. Yarın da bu eğrelti otlarının bitişiğindeki çalılıkların içine girecekti. Elleriyle otlara dokundu. Geceyi burada kabileden uzak olmayan bir yerde geçirecekti. Doğaüstü güçlerin korkusuna kapılırsa kendini başka insanların arasında bulurdu hiç olmazsa. Ama o insanların niyeti neydi? Ne demekti bu? İki ucu da sivri olan bir sopa. Neydi bunun anlamı? Üstüne mızraklar atmışlar, isabet ettirememişlerdi. Ancak bir tanesi Ralph'i yaralamıştı. Bir dahaki sefere de isabet ettiremezlerdi belki. Yüksek otların arasında çömeldi. Sem'in verdiği et aklına gelince aç bir kurt gibi onu kemirip yutmaya başladı. Yerken yeni gürültüler duydu. Acı çeken Erik'le Sem'in çığlıkları, korkunç çığlıkları, öfkeli sesler. Ne demekti bu? Başı dertte olan yalnız kendi değildi. İkizlerin hiç olmazsa ikizlerden birinin de başı derde girmişti. Sonra kayalıkta gürültüler yok oldu. Ralph de gürültüleri unuttu. El yordamıyla çevresini yokladı. Çalılığa bitişik serin ve ince yapraklar buldu. Demek ki geceyi geçireceği in burası olacaktı. Gün ışır ışımaz çalılıkların içine girecekti sürüne sürüne. Kıvrılan sapların arasına sıkışacaktı. Çalılığın en sık olan yerinde öyle bir saklanacaktı ki ancak bu işte kendisi kadar usta olan biri oraya girebilecekti. Girerse de Ralph değneğiyle ona vuracaktı. Orada oturacaktı. Onu arayanlar onu görmeden yanından geçeceklerdi. Avcıların çemberi dalgalanarak, uluyarak adaya dağılacaktı. Ralph de özgür kalacaktı. Bir tünele girer gibi eğrelti otları arasına sokuldu. Değneğini yanına koydu, karanlığa yumuldu. Vahşileri atlatabilmek için gün ışır ışımaz uyanmayı unutmamalıydı. Uykunun nedenle hızlı geldiğinin, kendi içindeki karanlık yamaçtan aşağı onu nasıl yuvarlayıverdiğinin farkına bile varmadı. Daha gözlerini açmadığı halde uyanmıştı bile. Yakından gelen bir ses duydu. Bir tek gözünü açtı, yüzüne neredeyse bitişik olan yumuşak toprağa parmaklarını soktu. Eğrelti otların arasından ışık süzüldü. Çok çok eski karabasanların, düşmek ve ölmek karabasanların artık bittiğini, sabah olduğunu tam kavradığı sırada gene sesler duydu. Deniz kıyısından bir uluma geliyordu. İkinci bir vahşi, sonra üçüncü bir vahşi bu ulumaya karşılık verdiler. Sesler, uçan bir kuşun çığlığı gibi denizle lagün arasında adanın dar kısmını kapladı. Ralph'in yanından geçti.
Ralph hiç düşünmeden ucu sivri değneğini hemen kaptı. Sürüne sürüne eğrelt otların arasına döndü. Bir iki saniye sonra çalılığın içine girerken ona doğru yaklaşan bir vahşinin bacaklarını gördü. Eğrelt otlarına gümbür gümbür vuruldu. Otlar iyice dövüldü. Ralph uzun otların arasında ilerleyen bacakların sesini duydu. Kimliğini bilmediği vahşi iki kez uludu. Bu uluma her iki yandan aynı biçimde yanıtlandı ve sonra sesler kesildi. Çalılığın içine henüz giremeyen Ralph bitkilere takılıp çömeldi ve bir süre hiçbir şey duymadı. Sonra çalılığı inceledi. Hiç kimsenin buraya girip ona saldırmasının yolu yoktu. Üstelik talihi yaver gitmişti. Domuzcuyu öldüren kocaman kaya bu çalılığa düşmüş, sonra zıplayıp buradaki çalılığın tam ortasında kalmıştı. Her iki yanındaki birkaç ayaklı kotlar da ezilmişti. Ralph bu çalılığın içine yerleştikten sonra güvende olduğunu, akıllı olduğunu hissetti. Ezilmiş bitki saplarının arasında dikkatle oturup avcıların uzaklaşmasını bekledi. Başını kaldırarak yaprakların arasından bakınca gözü kırmızı bir şeye ilişti. Kaya Kale'nin çok uzakta ve tehlikesiz görünen tepesi olacaktı orası. Ralph bir zafer kazandığı duygusuyla rahat rahat yerleşti. Uzaklaşan avın gürültüsünü dinlemeye hazırlandı. Oysa hiç ses seda çıkmıyordu. Ve yeşil gölgelikte dakikalar geçtikçe Ralph'in zafer duygusu da yok oldu. Sonunda bir ses duyuldu. Jack'in sesiydi bu. Jack çok yavaş konuşuyordu. Emin misin? Jack'in bunu sorduğu vahşi hiçbir şey söylemedi. Eliyle bir hareket yapmıştı belki. Derken Roger konuştu. Eğer bizi aldatırsan... Bunun hemen arkasından birinin soluğu kesiliyormuş gibi bir ses ve acı çeken tiz çığlığı duyuldu. Ralph içgüdüsüne uyarak iyice çömeldi. Çalılığın dışında ikizlerden biri Jack ile Roger'ın yanındaydı. Emin misin burası dediğine? İkizlerden biri hafif hafif inledi, sonra tiz bir çığlık attı. Bunun içine mi saklanacağını söyledi. Evet evet ah! Berrak berrak çın çın öten gülüşmeler ağaçların arasına yayıldı. Demek ki biliyorlardı. Ralph değneği eline aldı, savaşa hazırlandı. Ama ne yapabilirdi ki? Bir yol açıp bu çalılığın içine girmek için bir hafta uğraşmaları gerekirdi. Buraya girebilen de Ralph'in karşısında çaresiz kalırdı. Ralph baş parmağıyla mızrağın sivri ucunu yokladı, sevinç duymadan gülümsedi. Bir domuz gibi ciyak ciyak bağıracaktı bu mızrağı yiyen. 237. sayfada bırakıyoruz.